Evet, gerçekten. Evet. Hemen bir sonraki aslında diş kurtarma geçelim. Evet, geçelim. Şimdi bir sonraki aşama çok gizli bir diş eti hastalığı var. Agresif periodontitis denilen bir hastalık. Evet. Hastalar pek fazla farkına varmaz ancak çok derinden ilerleyen diş etlerini kırmızı hale getiren ve dişin etrafındaki diş tutan çene kemiğinin erimesine sebep olan bir hastalık. Biz bu tür durumlarda dişin etrafındaki bu kötü dokuları, aşırı diş etinin ve çene kemiğin erimesine yol açan bu kötü dokular alınır. Ondan sonra etrafındaki kemik daha sık tutar ve diş de bir anlamda da kurtarılmış olur. %90'ın üzerinde yine bir kurtarma ihtimalinin yüksek olduğu yine bir diş kurtarma operasyonundan hocam, bahsetmiş olduk. Hocam nasıl alıyorsunuz onu? Siz öyle bir çırpıda anlatıyorsunuz da biraz şöyle, ben size bir sonraki programda isterseniz daha detaylı anlatırım. Diş etlerinden yapılan bir operasyon. Bölgeye direkt giriş sağlanıyor. Etrafındaki kötü dokular özel el aletleriyle milimetre milimetre. Yani lokal uyuşturarak? Lokal uyuşturuluyor. Hastanın hassasiyeti olur yalnızca. Ancak bölgesinde çok milimetre milimetre temizlenmesi gereken bir küçük doku bile kalmaması gereken bir operasyon. Aksi halde tekrar etme olasılığı var ve detaylı çalışılması gerekiyor. İlk kez duyuyoruz bu kurtarma operasyonları ya, dünyada olur ya böyle insan ya başka var mı hocam kurtarma operasyonu? Yani açıkçası bayağı bir saydım biraz saydım, önce. Yani, 5 tane operasyon ayrı saydım. Evet. Diş etim böyle hastanesinin acil bölümünden bir böyle sanki bilgiler alıyormuşuz gibi geliyor bana. Yani, kurtarma.